Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı programımıza başlıyoruz. Türkçe geçme notu 70 olmuş hocam. Hiç endişelenme Tonguç'um. Zaten 70'i bırak yüzleri alacağız. Çok güzel notlar alacağız. Bugün sizlere %100 kesin çıkacak, %100 yazılda soracak bölümleri hazırladık. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da 1. dönem 1. yazılılarda okul genelinde yapılacak ya da ilçe genelinde yapılacak sınavlarda kazanım tablolarını bizlere yayınladı ve örnek senaryoları yayınladı. Yani Türkçe dersinde soruları nasıl geleceği, ne şekilde nelerin sorulacağı, hangi kazanımdan hangi sorunun gelip gelmeyeceği bize net bir şekilde paylaşıldı. Bizler bu sorulara uygun çok güzel sorular da hazırladık. Hatta bunu sana göstermek istiyorum Tonguç'un um burada. Bak şurada Hatta şöyle göstereyim bak. Heh. Map örnek yazılı sorusu benzeri sorular da hazırladık. Ve bugün sana inşallah 100 aldıran mükemmel bir video yapacağız. Öncelikle öğrenci notlarımız var. Zaten sen de mutlaka yazı notlarını aldın. Yazı notları senin için çok değerli. Çünkü hem birinci yazılı için hem ikinci yazılı için birinci dönem kullanabiliyorsun. Ve yazılı notlarımızın içerisinde senin için ortak sınav denemeleri de var. Yani Milliyetin Bakanlığı yapacağı ortak sınav denemelerini de buradan girebilirsin. Hocam ortak sınava nasıl gireceğim? Çok basit bir yöntem var Tonguç'um. Kitabının arkasında burada gördüğün gibi bir etiket var. Bu etiketi kazıyorsun. Etiketi kazdığın zaman karşına bir kareko çıkıyor. Bunu gördüğün gibi TAS uygulamasına girdiğin zaman TAS uygulamasından artık ortak sınav denemelerine Türkçe'de, matematikte, fende, inkılapta, dinde, İngilizce'de rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Mutlaka bunları da çözmelisin. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazın notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu bölümüne gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Zaten bugün biz seninle birlikte yazılı kamp programımızda mükemmel bir şekilde Türkçe'yi bitireceğiz. Türkçe'de süper sorular çözeceğiz. Sen de ardından hem e, ...Dinamo Soru Bankalarından hem tüm dersler soru bankasından güzel güzel sorularını çöz... ...hem de aynı zamanda ortak sınav denemelerini de mutlaka çözmenizde sonuç evladı şey benim. Hadi bakalım o zaman şimdi hem hap bilgiler vereceğiz... ...hem açık uçlu klasik sorular soracağız. Mükemmel bir yazılı provası yapacağız. Hazırsak koltukları dik konuma getirelim ve yazılı provamıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinciden birinci yazılı konularımıza baktığımızda... ...diye bilgisinde fiilimsi konusunu görüyoruz... Çekimli fiil, fiilimsi, isim fiil, sıfat fiil, adlaşmış sıfat fiil, kalıcı isim ve zarf fiil konularını şimdi size çok güzel bir şekilde anlatacağım. Ardından da bununla alakalı çok güzel sorularımız var. Sonrasında sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, metin türleri ve söz sanatları gibi zaten 5, 6, 7'de de gördüğümüz temel konular var. Bunlarla alakalı da zaten hem LGS'de soru geleceği için hem de yazılarımıza geldiği için hem de bizler yazı notlarından tekrar ederken çok güzel bir şekilde pekiştireceğimiz için dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii ki neyle başlayalım? Filimsiyle başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Filimsiyle alakalı temel bilmemiz gereken şey. Bak şöyle hatta başlığımızı atalım şöyle. Tombiş bir başlık atalım. Filmsi diye. Filimsinin diğer adı neydi Tonguç Eladın benim? Eylemsi. Harikasın hemen yazıyorum. Eylemsi. Zaten hocalar daha çok filmsi kelimesini kullanıyor ama eylemsi de yazdık. Sen de bilmen güzel bir şey. Şimdi mantığımız şuydu. Cümlenin içerisinde, cümlenin içerisinde nasıl kelimeler diziliyse aynı şekilde trenlerde de böyle vagonlar diziliydi. Bir de en sonunda vagonları taşıyan bir lokomotif vardı. Bu lokomotif gitmeyince tren hareket edemiyordu. Veyahut da bu lokomotif yoksa tren hareket edemiyordu. Şimdi bu trende kaç tane vagon var Tonguç'um? Dört tane. Harikasın. O zaman bu birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon. Dördüncü olan. Bir, iki, üç, dört yazdık. Kaç tane lokomotif var? Bir. Harikasın. Şimdi bizim yapmamız gereken şey şu. Biz bu trendeki lokomotifi nasıl bulabiliyorsak cümlenin içerisinde de fiilimsileri ve yüklemi bulmamız gerekiyor. Şöyle ki mesela bir cümle yazıyorum. Öğrenciler, öğrenciler dersi dikkatlice dinliyor dediğimizde burada bir cümle var bu cümledeki en önemli kelime yani lokomotif hangisi Tonguç'um? Dinliyor. Harikasın dinliyor kelimesi. Dinliyor kelimesini şöyle ben yuvarlak için aldım. Neden? Çünkü dinliyor kelimesi olmayınca cümle tamamlanmıyordu. Öğrenciler dersi dikkatlice diye bir cümle olmaz. Öğrenciler derse dikkatlice dinliyor dediğimizde cümlenin yüklemi geliyordu. Ve cümlenin yüklemi gelince de cümle tamamlanmış oluyordu. Şimdi filmsi nasıl bulacağız? Filmsel bazen yüklem de olabiliyor ama genellikle sınavlarda filmsel yüklem olduğu bir soru gelmemiş. O yüzden orada endişelenmemize gerek yok. Şimdi yüklemi bulduk. Tamam. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılanlara bakacağız. O zaman şuraya bir konuşma bloğunu yapıyorum ve buraya mame diyorum. Bak mame olumsuz ekin alması lazım. Şimdi dinliyor kelimesini kapattım. Öğrenciler kelimesi mame eki alıyor mu? Hayır hocam. Dersi kelimesi de almıyor. çek kelimesi de almıyor. O zaman bu cümlede filmsi yok. O zaman buraya hemen şöyle... Çarpatıyorum. atıyorum. Neden? Çünkü bu cümlede yüklemimiz var. Sonrasında da diğer kelimeler var. Fiilimiz yok. Şimdi başka bir kelime yazıyorum. Daha doğrusu başka bir cümle yazıyorum. Öğrendiklerimi derste tekrar etmek istedim. Şimdi bu cümlenin yüklemi hangisi Tonguç Eladım benim? İstedim. Harikasın. İstediğim kelimesini hemen yuvarlak içine aldık. Zaten genellikle yüklemler sonda olur ama bazen sonda da olmayabilir. Değişkenler de olabilir. Onları da çözeceğiz. Şimdi burada dinliyor yüklemdi, burada istediğim yüklemdi. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden ma ya da me ile olumsuz yapılabilenlere bakacaktık. Şimdi kelimelere bakıyoruz. Öğrendiklerimi olumsuz yapılabilir mi? Evet. Harikasın. Öğrendiklerimi öğrenmediklerimi diyebiliyoruz. Ders olumsuz yapılamaz. Tekrar yapılamaz. Etmek etmemek bak. Tekrar etmek, tekrar etmemek. Dolayısıyla bak, etmek etmemek diyebildiğimiz için. Öğrendiklerimi, öğrenmediklerimi diyebildiğimiz için bunların her ikisi de bak buraya da yazıyorum. Her ikisi de öğrenmediklerimi olumsuz yapılabildiği için bunların her ikisi de fiilimsi. Şimdi fiilimsileri bulduk. Fiilimsilerin bir de bize çeşidini sorabilirler. Çeşitleri içinde şuna dikkat edeceğiz. Bir isim fiil var. Bak isim fiil. İkincisi sıfat fiil var. Üçüncüsü zarf fiil var. Bunların her birinin kendine ait ekleri var. Bu ekleri iyi bilmemiz lazım. İsim fiilin ekleri mayışmak. Sıfat fiilin ekleri an esi mezar dikecekmiş. Zarf fiil ise eklerini ezberlemene gerek yok. Cümlenin içerisinde yükleme sorulan ne zaman veya hutta nasıl sorularına cevap veriyor. Şimdi istersen ile alakalı bir sorumuz varsa o soruyu çözelim. Sonrasında yine yolculuğumuza devam edelim. Burada adlaşmış sıfat fiilleri, kalıcı isimleri de hepsine göstereceğiz. Şimdi bakalım film sorumuz var mı? Harika bak burada filmsi alakalı bir sorumuz var. Demiş ki aşağıdaki atasözlerinde kullanılan filmsinin altını çiziniz. Bu filmsilerin türlerini yani isim filmi, sıfat filmi, zarf film olduğunu yazınız diyor. Arkadaşlar bu arada ekran başındaki bizi izleyen arkadaşlarımıza bu videoyu durdurup buradaki soruları kendileri çözebiliyorlar mı bakabilirler. Şimdi sel gider kum kalır kişi ettiğini bulur. Şimdi burada gerçekten zor bir soruyla başlamışız. Niye? Çünkü Bulur yüklem tamam ama sadece bir tane yüklem yok. Aynı zamanda kalır gider bunlar da cümlenin içerisinde bir fiil bir yüklem görevinde. Dolayısıyla bu cümlede bir iki üç tane yüklem var esasında. Sonrasında geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilen kelime hangisi? Ettiğini etmediğini. Harikasın ettiğini etmediğini diyebiliyoruz. Bu fiilimsimiz. Şimdi fiilimsiyi bulduk. Fiilimsiyi bulduktan sonra bunun isim fiil mi sıfat fiil mi zarf fiil olduğunu şöyle buluyorduk. Fiilin köküne bakıyoruz etmek. Sonra ne almış? T eki almış. Şimdi mayışmakta T yok. Mayışmak, maışmak yok. Ama an esi mezar dikecekmiş de dik değil de T diyor. Bak t yumuşak G var. Dolayısıyla bu dik eki. O yüzden burada sıfat fiil yani ortaç var diyebiliriz sonuçum. Şimdi buraya bakalım. Perşembenin gelişi çarşamadan bellidir. Yüklemimiz bellidir sözcü. Tamam yüklemimizi bulduk. Şimdi burada mame ile olumsuz yapılabilen kelimeyi ben bulacağım. Perşembe, Perşembe. Geliş gelmiş. Ha, bak geliş gelmiş. O zaman buradaki filmimiz bu. Peki geliş kelimesinin kökü gelmek. Sonra da iş eki almış. Ma ış mak dediğimize göre bu nedir Tonguç Elhan benim? İsim fiil. Harikasın. Hemen yazıyorum buraya. ...isim fiil. Çünkü ma ış mak isim fiildi. Devam ediyoruz. Yatanın yürüyene borcu var diyor. Hmm. Var yüklemizi çizdik. Şimdi diğer kelimelerden mame eki alabilenlere bakacağız. Yatan yatmayan diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Harika. Yürüyen yürümeyen diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Harika. O zaman ikisini de diyebildiğimize göre bunlar fiilimsi. Peki nasıl bulacağız? Yatmak an eki almış. Anası mezar dikecekmiş. Yani sıfat fiil oluyor. Devam ediyorum. Bir diğeri neymiş? Yürümek en eki almış. Zaten an en olabiliyordu. An esi mezar dikecekmişteki an en ekini aldığı için bu ikisi de sıfat fiil diyebiliyoruz. Aş taşınca kepçeye paha olmaz. Tamam şimdi paha olmazın altını çizdik. Olmaz yüklemimizi bulduk. Geriye kalan kelimelerden mamiye alanlara bakıyoruz. Aş almıyor. Taşınca kelimesini olumsuz yap bakayım Tonguç'um. Taşmayınca. Harikasın. Taşınca taşmayınca diyebiliyoruz bak. Taşınca taşmayınca. Muhteşemsin Tonguç'um. Kepçeye olmuyor. Zaten o zaman taşınca filmsimiz. Peki çeşidi ne? Şimdi mame iki aldı. Tamam filmsi ama çeşidi ne? Köküne bakıyoruz taşmak. Taşmaktan sonra ince iki almış. Şimdi ma, ış, eki alsaydı isim fiil olurdu. An, esi, mez, ar, dik, ecek, mi eki alsaydı sıfat fil olurdu. E bu ikisini almamış. O zaman bu işte ince ekini alan zarf fiil. Ne zaman kepçeye paha olmaz? Aş taşınca yani yemek dökülünce kepçe paha olmaz. Kepçenin değeri artar demek istiyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımız zarf fiil olacak. Tonguç evladım benim. Şimdi devam ediyoruz. Sora sora Bağdat bulunur. Bu cümlenin yüklemi nedir? Bulunur. Harikasın hemen bulunurun altını çizdim. Şimdi bulunurdan sonra diğer kelimelere bakarak bunlardan hangisi mamekalı Ona bakacağız. Zaten Bağdat almaz. Bağdat bağmadat diye bir şey olmaz. Sora sora sormaya sormaya diyebiliyoruz. Bu da e 2 -E -E almış. Nasıl Bağdat bulunur? Sora sora bulunur. Güle güle git. Koşa koşa gitti. Bunların her biri yükleme sorulan nasıl sorusuna cevap veren yine zarf fiiller oluyor Tonguç'um. Bakın burada sorduğumuz sorular gerçekten seçici sorular arkadaşlar. Eğer bu soruları yapabiliyorsanız filmsi de gerçekten iyisiniz demektir. Yazılığınıza da yüzde yüz sen soru gelecek. Bizler hem yazılı notlarımızda hem soru bankalarımız yani Dinamo Soru Bankası'nda tüm dersler soru bankamızda size bununla alakalı birçok soru koyduk. Mutlaka bunları da çözmenizi istiyoruz. Şimdi bakalım başka filmsi sorumuz var mı? Ha, şurada bir tane test sorumuz var onu da yapalım bakalım. Demiş ki hemen şurada. Ha. Diyor ki önce fiil yani zaten LGS test geleceği için biz LGS'ye de hazırlanmış oluyoruz. Zaten sınavlarda bize genelde test sorabiliyorlar. Şimdi demiş ki bilgi. Fiil kökünden türediği ve olumsuz fiiller gibi mame ile yapılabildiği halde kipeki alamayan sözcüklere fiilimsi denir. Tamam. Cümlede isim sıfat zarf görevinde bulunur ve isim fiil sıfat ve zarf fiil olmak üzere üç türe ayrılır. Ya burada hiçbir bilgi vermemiş zaten bildiğimiz şeyleri anlatmış. Demiş ki bu parçadaki altı çizili fiilimsi türleri tutulduğunu kalarak. Aşağıdakilerden ise bir arada kullanılmıştır diyor. Şimdi bu fiilimsilerin türlerine bakalım. Şimdi bu filmsin bakalım tutulduğunu tutulmadığını kalarak kalmayarak. Tamam ikisi de filmsi. Çeşitleri nasıl anlıyorduk? Önce kökünü buluyorduk tutulmak. Sonra da kökünden sonra aldığı eki bak. Bak du eki yani dık eki. An esi mezar dikecekmiş eki. Dolayısıyla bu sıfat fiil. Buraya bakıyoruz kalmak fiili kalmaktan sonra erek arak eki almış. Yani erek arak da zarf fiil ekiydi. Nasıl yorumlamalı? Bağlı kalarak yorumlamalı diyor. O zaman bu da zarf fiil. Bize bir sıfat fiil bir de zarf fiil lazım. Şimdi A'dan başlıyoruz. Yol boyunca yanında getirdiği kitap okudum. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Okudu. Harikasın. Okuduyu dikdörtgen için aldım. Yüklemi bulduk. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden filmlere bakıyorum. Yol boyunca boymayınca olmaz. Yanında getirdiği getirmediği. Şimdi getirdiği getirmediği derken burada bir sıfat fiilimiz var. Eyvallah. Ama sadece bir tane sıfat fiil var. Halbuki bize hem sıfat fiil hem de zarf fiil lazım. Niye? Çünkü altı çizili film türleri hangisine bir aradadır diyor. Devam edelim. Kayıp eşyaların bulunduğu odayı temizlediler. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Temizlediler. Tamam. Hemen bunu da dikdörtgen içine alıyorum. Tamam. Peki temizledilerden sonra geriye kalan kelimelere bakıyorum. Kayıp eşyaların bulunduğu odayı. Hmm. Kayıp, kaymayıp olmaz. Ee, eşyalar bulunduğu bulunmadığı diyebiliyoruz. E, o zaman burada da yine sıfat fiilimiz var. Tamam. Ama zarf fiilimiz yok. Devam ediyoruz. Öğretmenin verdiği kitabı seve seve okudum. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Okudum. Harikasın. Hemen okudumu da dikdörtgen içine alıyorum. Okudum yüklemimiz. Şimdi öğretmen verdiği vermediği sıfat fiilimiz dikeki almış. Seve seve sevmeye sevmeye zarf fiilimiz var. Gördün mü? Burada zaten iki tane fiilimsi olduğu için doğal olarak cevap C oluyor. Buraya da bakalım D'ye bakalım. Baştan geçenleri sakince anlatmaya başladı. Başladı yüklemimiz. Geçenler geçmeyenler en eki almış sıfat fiil. Anlatmaya anlatmamaya ma eki almış isim fiil. Ama bize sıfat fiil zarf fiil lazım. Sıfat fiil isim fiil değil. O yüzden cevabımız nedir Tonguç'um? C. Harikasın. C. Hemen C'yi işaretliyoruz. Ve doğru cevabımıza yapmış olduk. Şimdi o zaman devam edelim. Gel bakalım diğer konularımıza devam edelim. Şöyle filmsi güzel bir şekilde pekiştirmiş olduk. Burada şuna dikkat edelim. Filmslerden bazıları kalıcı isim olabiliyor. Şuraya şunu kaldıralım şunları toplayalım şöyle. Fiilimsilerden şimdi çekim fiil cümlenin sonunda genellikle yüklem olan bunu biliyoruz. Zaten çekini fiilleri 7. sınıfta öğrenmiştik. Hani haber kipleri vardı, dile kipleri vardı. Bunlar fiillerdi. Fiilimsiler yüklemi bulduktan sonra mame alanlara bakıyoruz. İsim fiil mayışmak eki alıyor. Tamam. Sıfat fiil an esi mezar dikecek bir şekilde alıyor. Adlaşmış sıfat fiil nedir? Bunu da anlatalım. Şimdi adlaşmış sıfat fiilde de şöyle bir şey yapıyoruz Songuç'um. Hemen şimdi geldik buraya. Filimsiyi buluyorduk. Yüklemi bulduktan sonra filmsi buluyorduk. Burada şu var. Adlaşmış sıfat fiil dediğimizde şu. Mesela diyelim ki konuşan e, öğrencileri konuşan öğrencileri uyardım dediğimizde bu cümledeki fiilim hangisi Tonguç'um? Konuşan. Tamam o zaman konuşanı yazdık ve konuşan da bir sıfat fiil. Bak konuşan öğrenciler. Zaten konuşan öğrenciler aynı zamanda bir sıfat tanıması oluyor. Niye? Bir isim var ve önünde de sıfat var. Şimdi konuşan kelimesi sıfat, fiil. Bunu biliyoruz. Ama bazen şöyle bir şey oluyor. Sıfat fiiller önlerindeki ismin aldığı iki alarak adlaşabiliyor. Yani şöyle oluyor. Kalıcı isim olmuyor yalnız. Ona dikkat edelim. Konuşanları, konuşanları uyardım dediğimizde şimdi bu cümlede fiilimiz burada. Konuşanlar da ne oldu? Adlaşmış sıfat fiil oldu. Niye? Bak bu bir sıfat fiil ama ismin aldığı ekleri de aldığı için yani bir artık tamlama oluşturmadığı için biz bunlara adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Demek ki bir sıfat fiilin önünde isim varsa o sadece sıfat fiil. Ama sıfat fiilin önündeki isim düştüyse artık böyle konuşanlar, gülenler, ağlayanlar gibi tek bir kelimeden oluşuyorsa, önünde isim yoksa o zaman biz bunlara adlaşmış sıfat fiil diyoruz Tonguç'um. Adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Şimdi devam ediyorum. E, kalıcı isimlerde filmslerden bazıları zamanla kalıplaşıyor. Yani işte dondurma, deneme, danışma, yemek, içecek, yiyecek, giyecek, çağlayan bunlar artık fiilims değil. Bunlar artık kalıcı isim olmuş. Zar fiilleri de zaten söylemiştik. Yükleme sorulan ne zaman ve nasıl sorularına cevap veriyor. Mesela diyelim ki şurada bir e, örnek yazalım. Mesela hatta şurada vardı az önce çözdüğümüz sorudaki örneğe bakalım bak. Sora sora zarf fiildi ya nasıl bulunur sora sora bulunur diyor. Dolayısıyla bu bir durum anlamı katmış. Yani nasıl sorusuna cevap veriyor. Nasıl bulunur? Sonra soru bulunur. Veyahut da mesela burada ne zaman kepçeye paha olmaz? Aş taşınca burada da zaman anlamı katmış diyebiliriz. Burada da ne zaman sorusuna cevap veriyor. Şimdi geldik buraya geri dönüyoruz. Şimdi hem anlam bilgisayarıyla alakalı hem de söz sanatları metin türleri alakalı gel diğer sorularımızı beraber çözerek ilerleyelim. Şimdi bakın sınavda yüzde yüz arkadaşlar Tonguç'un buraya sen dikkat et. Yüzde yüz bir metin verilecek ve bu metnin konusu ve ana fikri yani ana düşüncesi sorulacak. O yüzden bu tarz soruları iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi öncelikle metnin konusu dediğimizde neye bakacağız? Anahtar kelimelere bakacağız. Anahtar kelime nedir Tonguç'um? Kapıyı açan kelime. Çok güzel söyledin. Kapıyı açan kelime. Yani yani metnin içerisinde sık tekrar edilen kelime. Şimdi bakalım. İnsan yaşam boyunca çoğunlukla farkına varmadan beden dilini son derece etkili olarak kullanır diyor. Hmm, tamam. Şimdi ancak beden dilini kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez. Bak, beden dili kelimesi burada geçmişti, bir kez daha geçti. Bedenimiz olaylara ve durumlara karşı daha yapmacıksız tepkiler verir. Gerçek duyguyu ve düşüncelerimizi kelimelerin arkasına gizlemek mümkündür. Ama beden dilimizi gizlememiz mümkün olmadığından duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında kelimeler değil, beden dili esastır diyor. Şimdi burada gördüğün gibi beden dili kelimesi defalarca geçti. Eğer bu bir test sorusu olsaydı seçeneklerde beden dilinin olduğu seçeneğe mutlaka ilerlemen gerekiyordu. Niye? Çünkü defalarca geçmiş. Yani anahtar kelime beden dili. Burada anlatılan şey yani neden bahsediyor derse de iletişimde beden dilinin rolünden bahsediyor. O zaman buraya yazıyorum. İletişimde beden dilinin rolü. Beden dilinin rolü. Şimdi geldik buraya. Bu metnin ana fikri nedir diyor. Yani burada esas anlatılmak istenen nedir diyor. Burada da tabii ki anahtar kelimelerden faydalanacağız. Yani burada anlatılan şey esas anahtar kelimelerle anlatıldı. Burada anlatılan şey beden dili insanların gerçek duygu ve düşüncelerini samimi bir şekilde karşı tarafa iletir diyor. O zaman bunu yazalım. Beden dili beden dili insanların insanların ee, gerçek duygu ve düşünceleri de diyebilirsin. Duygularını diyebilirsin. Yani daha kısa da yazabilirsin. Duygularını samimi bir şekilde... ...samimi bir şekilde... Ne yapar? Karşı tarafa aktarır. O zaman karşı tarafa iletir diye yazıyoruz. Karşı tarafa iletir. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Bu sorunun tek bir cevabı yok. Yani ana düşünceyi sen şöyle diyebilirsin. İnsanların duygularını samimi bir şekilde beden dili iletir dediğimiz Yani cümleyi devrik kullanabilirsin. Bazı kelimelerin yerini değiştirebilirsin. Bazı kelimelerin yerine karşı tarafa ulaştırır diyebilirsin. Yani illa birebir aynı kelimeleri veya aynı şey yazman gerekmiyor. Ana düşünce yazarın anlatmak istediği. Anlaştık mı Tonguç'um? Geldik buraya. Şimdi tam da bir meb örnek yazılı sorusu benzeri var. Kazanım da diyor ki... ...geçiş ve bağlantı ifadelerini yani işte... ...ama... oysaki ki ilk olarak özellikle gibi geçiş bağlantı ifadelerini ...metin anlamına katkısını değerlendirir diyor. Oysa ki başka bir deyişle özellikle kısaca böylece ilk olarak ve son olarak ifadeler üzerine durulur diyor. Bunların ne olduğunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi oysa ki hatırlarsan paragraf görüyorduk. Yani böyle bir metin vardı adam anlatıyordu böyle 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 gidiyordu. Sonra bir anda oysa ki ya da oysa diyerek konunun akışını değiştiriyordu. Ben böyle düşünmüyorum diyordu mesela. Şimdi o zaman buradaki cümleleri beraber yapalım. Demiş ki, aşağıdaki cümleleri geçişe bağlantı ifadelerine dikkat ederek anlam akışına uygun olacak şekilde tamamlayınız demiş. Burada tamamlamaya çalışacağız. Demiş ki, rehber öğretmenimiz LGS'ye iyi hazırlanmamızı söyledi. Özellikle diyor, şimdi buradan sonra gelecek şeyi istediğini yazabilirsin ama anlamlı olması lazım. Yani LGS'ye iyi hazırlanmamızı söyledi. Özellikle ne demiş olabilir mesela? Çok soru çözmelisiniz dedi. Harikasın. Hemen senin söylediğini yazıyorum. Çok soru çözmelisiniz dedi. Bak çözmelisiniz dedi. Yani LGS hazırlıkla bağlantılı bir şey söylüyoruz. Veyahut da matematiğe ağırlık verin dedi. Veyahut da bu, özellikle deneme çözün dedi. Özellikle örnek sorulara ve LGS çıkmış sorulara dikkat edin dedi diye bağlantılı bir şey olacak. Şimdi şuraya bakalım. Doktor Hakan Bey ofisine henüz gelmedi. Hmm. Oysa ki diyor bak şimdi. Gelmedi olumsuz bir şey. Oysa ki'den sonra olumlu bir şey gelmesi lazım. Yani yani şöyle bir şey diyemez. Doktor Hakan Bey ofisine henüz gelmedi. Oysa ki işte gelmek de istemiyordu. Allah böyle bir şey olmaz ki. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Oysa ki mesela... Gelmesi gerekirdi. Ha, harikasın. Oysa ki gelmesi gerekirdi diyelim mesela. Gelmesi gerekirdi. Veyahut da oysa ki randevusu vardı şeklinde söyleyebilirsin. Tamam. Bak gerekirdi olumlu. Demek ki olumsuzu olumluya çeviriyor oysa ki. Mesela Tonguç hiç ders çalışmıyordu. Oysa ki zekiydi bak. Ders çalışmaman kötü bir şey. Eksi bir şey. Sonra artıya bağlı. Diyor ki oysa ki zeki diyorum. Onun gibi. Demek ki oysa ki halbuki ama gibi ifadeler artıyı eksiye eksi artıya bağlıyor. Şimdi denize girdim. Luna Park'a gittim. E, gezdim. Kısacası eğlendim. Süper. O zaman dediğini yazıyorum. Eğlendim diyebiliriz. Kısacası eğlendim. Ya da kısacası tatilde bol bol eğlendim ne diyebilirsin. Buraya yazabileceğin şeyler kişiye göre değişir. Ama bunları özetleyenmiş şey olması lazım. Çünkü denize girmek, Luna Park'a gitmek, gezmek, eğlenmek demek. Fidanı dikmek için ilk olarak ne yapmamız lazım mesela fidan dikmek için ilk olarak ne yapmamız lazım? Toprağı kazmalıyız. Harikasın. İlk olarak toprağı kazmalısınız ya da toprağa çukur kazmalısınız diyebilirsin. Harikasın. Kazmalısınız. Ve da ilk olarak e, işte bir kazma almalısınız bile diyebiliriz. Fark etmez. Dolayısıyla buraya gelebilecek cevaplar farklı farklı. Ama kesin olan bir şey varsa buradaki bağlantı ifadelerini devam ettirdiği zaman anlamın karışmaması lazım. Şimdi filmsiye bakmıştık devam ediyoruz. Başka bir sorumuza bakalım. Bu parça hangi metin türüne örnek gösterebilir demiş. Ha metin türleri konusuna geldik. Şimdi metin türlerinde LGS'de çıkacak konulara şöyle bir bakalım. Buradan da mutlaka sınavınıza soru gelecek hazırlıklı olun arkadaşlar. Birincisi fıkra var. Fıkra gazetelerdeki köşe yazısı. Nasrettin Hoca fıkraları. Hayır hayır onun alakası yok. Onlar komik fıkralar. Burada bahsedilen gazetelerdeki köşe yazıları. Yani güncel konularda insanların, yazarların bahsettiği konular. Şimdi fıkralar yazısı... bir anahtar kelimesi de güncel olması. Bunu da yazıyoruz. Şimdi makaleye baktığımızda ise bu nesnel bir şey. Hiçbir şekilde yorum yok ve bilimsel yazılar oluyor. Genellikle yazar anlatılanları nesnel cümleler kurarak bize aktarıyor. Deneme ise öznel bir şey. Rahat rahat düşüncelerini anlatıyor. Düşünce yazısı bence diyerek düşüncelerini anlatıyor. Romanlar uzun oluyor Tonguç Eladım benim. Destanlar ise ulusal oluyor. Yani ulusların kahramanlıklarını anlatıyor. Şimdi buraya bakalım ne demiş burada. Bu parça hangi metin türüne örnek gösterilebilir demiş. Toplumda insan ilişkileri, duygu ve düşüncelerin sevgi süzgecinden geçirilmesiyle başlar. Toplum bu şekilde geleceği emin adımlarla ilerler. Sonra da sıra dili kullanmaya gelir. İşin sırrı da çok bilinen, kullanılan, dil herkesin bir taş şeklinde yapıdır sözüne gizlidir. Dilin gücü, kelimelerin enerjisi, düşmanı dost, hastayı iyi mutsuzu mutlu eder. Şimdi bana söyle bakalım Tonguç'um. Bu güncel bir konuda mı? Değil. Güncel bir konuda değilse bir kere fıkra olamaz. Fıkralarda köşe yazısı güncel konularda oluyordu. Sonra ikincisi bu böyle nesnel, bilimsel, ciddi bir yapıda mı gidiyor? Evet. O zaman makale de olamaz. Şimdi fıkra gitti, makale gitti. E bu zaten roman ve destan olmadığı da belli. Roman olsa bir olay anlatılırdı. Destan olsaydı ulusal kahramanlığımız anlatılırdı. O zaman geriye zaten deneme kalıyor. O zaman ben de buraya hemen şöyle deneme diye yazıyorum. Niye? öznel bir şekilde düşüncelerini dile getirmiş. Nesnel değil, bilimsel değil, makale olamaz. Güncel değil, köşe yazısı olamaz. Şimdi geldik amaç sonuç, neden sonuç ve koşul sonuç cümlelerini. Bunları zaten çok iyi biliyoruz. Bunları zaten 7. sınıfta, 6. sınıfta, 5. sınıfta da gördük. Hocam biz bunu anaokulunda da gördük. Harika o zaman çok iyi bir anaokuluna gitmişsin. Tebrik ediyorum seni. Şimdi amaç sonuç cümlelerinde bir kere cümlenin içerisinde için kelimesinin olduğu yerlere falan Böyle amacıyla kelimesini koyabilirsin. Bu çok önemli. Koşul sonuç cümlelerinde ise bir koşul, bir ssa anlamı vardır. Neden sonuç cümlelerinde ise bir gerekçeden dolayı, bir sebepten dolayı bir sonuca ulaşılır. Bakalım. Şimdi yaz çok sıcak geçince klima satışları arttı. Neden klima satışları arttı? Yaz sıcak geçtiği için. O zaman burada net bir şekilde neden sonuç cümlesi var. Burada herhangi bir yere amacıyla kelimesi getiremiyorsun. Yaz sıcak geçince amacıyla falan olmuyor. Şuraya bakalım. Babam yeni iş görüşmeleri yapmak üzere Londra'ya gitti. Burada üzere kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesini koyuyorum bak. Babam yeni iş görüşmeleri yapmak amacıyla Londra'ya gitti diyebiliyorsun. Şimdi o zaman burada üzere kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesi koyabildiğimize göre bu ne cümlesidir Tonguç'um? Amaç sonuç. Harikasın hemen senin söylediğini yazıyorum. Amaç sonuç. Tebrik ediyorum Tonguç'um. Geldik buraya. Söylediğimiz kuralları ihlal etmeniz durumunda yarışmadan elenirsiniz. Ha bak İhlal ederseniz elenirsiniz. İhlal etmezseniz elenmezsiniz. Yani ihlal etmeniz durumunda koşulunda şartıyla demek istiyor. Dolayısıyla burada koşul sonuç cümlesi var. Tonguç Ela'da benim. Kar böyle devam ettiği müddetçe yola çıkamayız diyor. Bak yola çıkamayız kar böyle devam ederse. Peki kar böyle devam etmezse yola çıkabilir miyiz? Çıkabiliriz. Ha o zaman demek ki bir koşul var. Kara bağlı. Kar böyle devam ederse çıkamayız. Kar devam etmezse çıkarız demek istiyor. Bu da yine koşul sonuç cümlesi. Şimdi şuraya bakalım. Yazın kurak geçmesi barajları kuruma noktasına getirdi. Bu sence neden sonuç mu amaç sonuç mu Tonguç'um? Neden sonuç? Harikasın. Neden sonuç? Çünkü neden? Olan olmuş, biten bitmiş ve burada yine amacıyla anlamı yok. Yani yaz kurak geçmiş, barajlar kurmuş. Zaten genellikle böyle bir neden sonuç cümlelerinde artık geriye dönüş yoktur. Şuraya bakalım. LGS'de iyi bir okul kazanabilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Şimdi şurada için kelimesinin olduğu yere amacıyla kelimesi koyuyorum ve bu cümleyi okuyorum. LGS'de iyi bir okul kazanabilmek amacıyla gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz mu? evet. O zaman bu amaç sonuç bu kadar basit. Niye? Çünkü bir amaç, bir istek, bir plan var. Geldik şimdi MEB örnek yazılı sorusundaki taktiklere. Şimdi kazanımda diyor ki okuldukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur diyor. Neden sonuç, amaç sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel duygu belirten ifadeler üzerine durulur diyor. Yazılı da bu yüzde yüz sorulacak arkadaşlar. Bizler hem yazılı notlarımızda hem tüm dersler soru bankamızda hem de bunlardaki ortak sınav denemelerinde bunlara fazlasıyla yer verdik. Bakalım. Şimdi aşağıdaki cümlelerde özel olanların yanına ö, nesnel olanlara ne yazınız diyor. Öznel cümlelerin yanına ne getiriyorduk Tonguç'um? Bence. Harikasın. Hemen şöyle yazıyorum. Bence. Bence getirebiliyorduk. Aferin. Şimdi bakalım. 1402 yılında inşa edilen Bodrum Kalesi'ne 19. yüzyılda eklemeler yapılmıştır. Şimdi burada adam bir yorum katlamış ki. Yani burada bir bencelik bir durum yok ki. Burada adam cümleyi nesnel bir şekilde söylemiş. O zaman bu ne cümle? Yani nesnel cümle. Kitapta hepsi birbirinden güzel 12 öykü vardı bak. Hepsi birbirinden güzel dediğine göre. Burada yorum katmış diyebiliriz. Ve buraya bence koyabilir miyiz? Evet koyalım bakalım. Kitapta hepsi birbirinden güzel. veya veyahut da şöyle diyelim. Bence diyelim şuraya mesela. Bence kitapta hepsi birbirinden güzel. 12 öykü var diyebiliyoruz. O zaman bu öznel cümle. Şuraya bakalım. Bahçemizde fındık, kiraz, vişne ve erik yetiştiriyoruz. Sence bunu kanıtlayabilir miyiz? Evet hocam. Evet bakarsın bahçesine fındık varsa, kiraz varsa, vişne varsa, erik varsa bu doğrudur kanıtlanabiliyordur. O zaman bu da nesnel cümle oluyor Tonguç'um. Geldik buraya. Bu metnin hikaye unsurlarını belirtilen yerlere yazınız diyor. Hmm, burada bir metnimiz var. Hikaye unsurlarını yazacağız. Şimdi hikayelerde olayın geçtiği mekana biz yer diyoruz. Olayın geçtiği zaman dilimin zamanı belirtiyor. Kişiler, kahramanlar oluyor. Bir de anlatıcı var. Anlatıcıya birinci anlatıcı oluyor. Veyahut da üçüncü anlatıcı oluyor. Geldim, geldik diyorsa birinci. Geldi, geldiler diyorsa üçüncü anlatıcı oluyor. Olayda anlatılan şey. Bakalım şimdi. Kır saçlı, uzun sakallı bir ihtiyar. Güneş dünyaya veda ederken bastona dayanarak parka geldi. Boş bir banka oturdu. Kuşların cıvıltılarına ve çocukların neşeli bağırış çağrışlarına kulak verdi. O esnada azilerde oynayan Can ve Aras'ın topu gelip oturduğu bankın altında durdu. Bak şimdi Can ve Aras var bir de bir ihtiyarımız var. Hani kişiler de yavaş yavaş kendini belli etti. Şimdi ayağıyla şöyle bir vurmak istedi ama nafile. Biraz sonra Aras koşarak geldi, gülümseyerek topu alıp gitti. Bu olay yaşlı adamı 50 yıl öncesine götürdü. Top oynarken yaptıkları ağız dalaşları, gol attıklarındaki sevinçleri, salıncaktan düşüşü, bisiklete ilk binişi, Tonton dedesinin elinden tutuşu. Hepsi film şeridi gibi gözlerinin önünden geçti, gitti. Sonra derin bir iş geçirdi diyor. Şimdi bana söyle bakalım Tonguç'um. Önce kolaydan başlayalım. Buradaki kişiler kimler? İhtiyar, Can, Aras. Süper, hemen yazıyorum o zaman. İhtiyar, Can ve Aras. 3 kişi zaten altını çizmiştik. Peki yine kolay bir soru soruyorum. Zaman nedir? Evet biraz zamanı zor sormuşlar. Şimdi kişileri maviyle yazdık. Zamanı da yeşil yazalım. Şimdi burada zaman şurada yazıyor bak. Diyor ki güneş dünyaya veda ederken diyor. Güneş dünyaya sabahleyin mi veda eder akşamleyin mi? Akşam. Harikasın. O zaman akşamleyin ise ben de buraya akşam yazıyorum. Peki bir de geldik yere bakalım. Bir de yerimiz var. Şimdi Zamanı yeşille gösterdik akşam dedik. Bir de yerimiz var. Yere bakalım. Şimdi yer neresi sence Tonguç'um? Park. Harikasın park. Bu zaten kolaydı. Park olduğunu zaten nerede söyledi? Parka gel dedi. Dolayısıyla parkı da rahatlıkla yazdık. Şimdi burada anlatıcıyı nasıl bulacağız? Anlatıcıyı bulmak için cümlelerin sonundaki yüklemlere bakmamız lazım. Anlatıcıyı da şöyle siyahla gösterecek olalım. Bak şimdi. Ne diyor? Geldi diyor. Sonra kulak verdi. Durdu. Gitti, geldi, götürdü, işte geçti gitti, iç geçirdi. Hep o iç geçirdi, o geldi gitti, o götürdü, o durdu, o kulak verdi diyor. Dolayısıyla o olduğu için birinci kişi mi, üçüncü kişi mi? Üçüncü kişi. Harikasın. O zaman buraya da üçüncü kişi anlatımı diyoruz. Üçüncü kişi anlatıcı var. Şimdi geldik olaya. Olay zaten belli. Neydi? Ee, bir olay, daha doğrusu bir ihtiyar... Yaşadığı bir olay sonrasında çocukluğuna götürüyor. O zaman şöyle yapalım. Ee, yaşadığı bir olayın... Yaşadığı bir olayın... E, bir ihtiyarı, bir yaşlı amcamızı ne yapması? Çocukluğuna götürmesi. Çocukluğuna götürmesi. Çok güzel. O zaman demek ki bizim burada zorlandığımız zaman oldu... Zamanı da buradaki bazı anahtar kelimelerden yakalayacağız. Güneş dünyaya veda ederken demek akşam olmasını yakalayacağız. Şimdi geldik söz sanatlarına. Şimdi söz sanatlarına baktığımızda hatırlarsan Tonguç'um burada benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma, tezat gibi çok güzel sanatlarımız vardı. Benzetmede gibi kelimesi çok önemli. Mesela annesinin dişleri inci gibiydi dediğimizde çocuğun annesinin dişlerini inciye benzetmiş oluyoruz. Kişileştirmede İnsan olmayan varlıkları insana benzetiyoruz. Mesela diyelim ki çay bardağı o gün çok mutsuzdu. Böyle bir şey olmaz ki çay bardağı mutsuz olmaz. Çay bardağına insana özgü özellik verilmiş. Konuşturmada ise insan olmayan varlık insanmış gibi konuşuyor. Çay bardağı kaleme dedi ki baba ne haber? Nasıl yani çay bardağı konuşmaz ki? Dolayısıyla çay bardağı konuştuğu için hem kişileştirme var hem de konuşma var. Abartmada ise bir şey olduğundan çok fazla bir şekilde abartmış oluyoruz. Mesela diyelim ki e, benim binlerce kalemim var. Bak şimdi benim esasında binlerce kalem yok. Benim kaç tane kalemim var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Hocam binlerce varmış işte. Yok evladım binlerce değil. Binlerce olması için tüm bu odanın kalemi dolması lazım. Binlerce değil yani onlarca var diyebiliriz. Neyse. Dolayısıyla ben şimdi binlerce kalemim var derken ne yapmış oldum? Abarttım ve kabarttım. Yani resmen abarttım. Böyle bir şey olamaz. Binlerce değil. Ee, abartma, abartmanın diğer adı bu arada mübalağadır. Onu da yazalım şöyle mübalağa etmek. Tezat da zıtlık yani zıt ifadelerin bir araya gelmesi. Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz dediğinde ağlamak ve gülmek birbiriyle zıt bir şekilde kullanılmış oluyor. Şimdi bu arada özel nesnele bakmıştık bence demiştik. Amaç sonuçta amacıyla kelimesi vardı. Neden sonuçta bir sebep vardı. Koşu sonuçta ssa vardı. Karşılaştırmada daha en gibi ifadeler karşılaştırıyorduk. Bunları güzel bir şekilde baktık. Şimdi o zaman seçeneklerimiz belli. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma ve tezat. Bakalım. Şimdi bu ne güzel toprak dedi. Toprağa sığındı ağaç. Üstüne gökler gürledi ve ağaçla güldü kıraç. Ne meyvesini esirgedi canlılardan ne de serin gölgesini. Bu ne güzel ağaç dedi. Ağaca yuva yaptı kuş. Üstüne gök gürledi. O ki mutluluktan sarhoş esenlik tüten bütün sabahlarda şakıdı en güzel namelerini. Bu ne güzel çiçek dedi, sevdalandı balarısı. Üstüne gökler gürledi, her sabah güneş ışıltısı. Kuanım yağma olsun dedi Yunusça. Sahipsiz bir ağaç dedi, kesti götürdü oduncu. Gök bir daha gürlemedi. Dağıldı kuşun yuvası, bozuldu arının altın peteği diyor. Şimdi burada hangi söz sanatına başvurulmuştur diyor. Şimdi birincisi burada Ağaç ne diyor bak toprağa sığındı ağaç diyor. Ağacın sığınması. Ondan sonra bu ne güzel toprak demesi. Bir kere burada ne var Tonguç'un? Um? Kişileştirme. Harikasın hemen yazıyorum. Kişileştirme. Kişileştirme var. Aynı zamanda işte bu ne güzel ağaç dedi. Ağacı yuva yaptı kuş diyor. Bak kuş da kişileşiyor. Ve aynı zamanda ikisi de konuşuyor bak. Kuş bu ne güzel ağaç diyor. Ağaç da bu ne güzel toprak diyor. O zaman burada konuşturma da var. Peki burada bir sanat daha var. Bu kalın bulabilecek misin Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Ben söyleyeyim o zaman. Hemen söylüyorum. Burada altın peteği derken peteği altına benzetmiş. Dolayısıyla burada benzetme sanatı da var. Tonguç evladım benim. Şimdi geldik buraya. Film sorusuna bakmıştık zaten. Devam ediyoruz. Ha. Metinden numaralanmış deyimlerin anlamları karışık olarak verilmiştir diyor. Hangisinde anlamı yanlış verilmiştir diyor. De deyimlere bakıyoruz. Şimdi Zaten burada çoktan seçmeli sorular da koyduk. Çünkü biliyorsun MEP ortak sınav denemeleri de yapacak. Bizler hem tüm dersler soru bankamızda buradaki etiketi kazdığında tat uygulamasına ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsun. Hem de yazılı notlarında buradaki etiketi kazdığında TAS uygulamasına ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsun. Şimdi gel bakalım. Aşağıda bu metinde numaralanmış deyimlerin anlamları karışık olarak verilmiştir. Buna göre numaralanmış deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diyor. Bakalım. Yunus Emre'nin geniş halk kitlelerince el üstünde tutulmasının sebebi hiç şüphesiz onun tüm insanlığı kucaklayan sevgisidir diyor. Hmm. El üstünde tutulmak, aşırı derecede övmek, sürekli olarak aynı kişiden veya şeyden söz etmek, başarısızlığa uğramak, bir şey yapamaz duruma düşmek, bir şey veya kimsenin kusur olabilecek etmemek. Şimdi el üstünde tutmak demek ona değer vermek, önem vermek demek. Burada öyle bir şey yok. Birincisinin anlamı yok gibi. Ama devam edelim bakalım. Bir cevap olabilir ama diğerine bakalım. İkinci sebep ise kullandığı yalın derin ve içten Türkçesidir. Onun Türkçesi sular kadar serin, deryalar kadar derin, oğalar kadar engin, krallar kadar zengindir. Dağlar kadar ulu, ormanlar kadar sulu, bulutlar kadar dolu, muhabbettir her daim yolu. Bu yüzden insanlar onu dilinden düşürmez diyor. Şimdi dilinden düşürmez deyiminin anlamı bakalım. Sürekli aynı kişiden veya şeyden söz etmek olabilir. Evet bu dilinden düşürmek demek. O zaman buraya şunu ikincisi olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ikinci anlamı var. Beyeledik. Her yazar onu göklere çıkarmak için kaleme sarılır Göklere çıkarmak Yani e, Aşırı derece övmek tamam bu da var O zaman üçün anlamı da var tamam e, Ancak Yunus Emre'yi anlatmak için Ne kalem yeter ne de kelam Uçsuz bucaksız deryayı hangi söz tarif edebilir En ehil kalem erbabı bile Ehil kalem erbabı ne demek hocam Yani en konudan anlayan kalem Ustası yani yazar bile Kalem erbabı yazar demek Tonguç'um ehil de o işin ustası bilen demek. En ehil kalem erbabı bile eli böğründe kalır. Onu hakkıyla anlatmaya kalkınca yani e, eli böğründe kalmakta başarısızlığa uğramak bir şey yapamaz duruma düşmek demek. O zaman bu da dört. Bir şeyin veya kimsenin kusur olabileceğini kabul etmemek bununla alakalı bir deyim yok. El üstünde tutulması yani birinci deyimin anlamı açıklamamış. O yüzden cevabımız A seçeneği. Gerçekten seçici bir soru. Şimdi geldik buraya. Aşağıdakiler hangisi? Kapamak sözcüğü bu anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor. Olumsuz bir soru kökümüz var. Bakalım. Üzerinde durmamak, bir şey üzerine konuşmayı bırakmak, bir şeyin görünmesine engel olmak, çalışamaz, görevi iş yapamaz, duruma getirmek. Bu tarz sorularda yerine koyma yöntemini kullanacağız. Bak bizler hem tüm dersler soru bankamızda hem Dinamo soru bankamızda sözcükle anlamla alakalı bir sürü soru verdi. Bak hatta burada göstereyim sana şöyle. Bak şimdi görüyor musun sözcükle anlam. Burada bunların her birinde buna benzer sorularda hep yerine koyma yöntemi kullanacaksın. Takılın soru olursa da buradan bakacaksın. Tüm dersler soru bankamızda yine bunlarla alakalı sorular var. Sözcükle anlamla alakalı. Hatta şöyle göstereyim. Bak şimdi nerede? Hem. Sözcükle anlam. İşte bu anlamda kullanılmıştır. Burada hangi anlamı vermiştir diyor. Hep yerine koyma yöntemini kullanacaksın bu tarz sorularda. Şimdi gel bakalım. Kelimemiz ne? Kapamak. Şimdi yeni yapılan apartman Evimizin boğaz manzarasını kapıyor demiş. Boğaz manzarasını kapıyor. Yani bir şeyin görünmesine engel oluyor diyebiliriz. Yeni yapılan apartman evimizin boğaz manzarasının görünmesine engel oluyor diyebiliriz. O zaman bu A seçeneğini yakalıyor. Tamam. Şimdi tatile giderken babam evimizin suyunu ve doğalgazını mutlaka kapatır demiş. Mutlaka üzerinde durma, mutlaka çalışamaz duruma getirir. Hayır yani gazı suyu kapatıyor ama... Bu çalışamaz duruma getirmek değil. Galiba B cevap çünkü B'nin anlamı yok ama devam edelim. Yani ee, su ve elektrik geçişini su veya doğalgaz geçişini kesmek anlamında kullanmış. Yani kapamak anlamında değil. Neyse. Bu konuyu şimdilik kapayalım. Ve asıl meselemize gelelim. Hmm. Bu konu üzerinde durmayalım. Yani bu konuyu konuşmayı bırakalım. Ve asıl meselemize gelelim diyebiliriz. Bak. Burada kapayalım da üzerinde durmamak anlamında. O yüzden burası da C oluyor. Devam ediyoruz. 10 ee, yıl önce fabrikayı kapamışlar, memleketlerine dönmüşler. 10 yıl önce fabrikayı kapatıp memleketlerine döndüklerine göre fabrika artık tamamen kapanmış. Yani fabrika çalışamaz, görev iş yapamaz duruma getirilmiş. Sonra da memleketlerine dönmüşler diyebiliyoruz. O zaman burası da D seçeneği oluyor. Ama B seçeneğinin doğru cevabı açıklaması yok. O zaman bu tarz sorularda yerine koyma yöntemini kullanıyoruz. Sonuç evladım benim. Şimdi seninle birlikte bugün hem filmlere baktık, hem... Ortak sınav denemelerine bak. Burada da zaten ortak yazılık kazanımları belliydi 8 sınıfta. İşte burada birinci senaryoda neler olacağını tek tek sormuş. Kelime anlamları, deyimler dedi. Deyimlere baktık. filmlerin anlamlarına baktık. Söz sanatları yazıldı bak. Benzetme, kişileştirme, konuşturma, karşılık, abartma. Bunların her birine baktık. Geçiş bağlantı ifadelerine baktık. Oysa ki başka bir değişiklik işte özellikle diye. Bunlarla alakalı bak yazılı provalarında da soru gelir dedi. Biz de bunların her birini tek tek inceledik. Bunlarla alakalı bak neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç Bunları da sordu. Bunların her birine güzel güzel sorular çözdük. Hatta örnek sorulara da baktık. Bak örnek sorularda da bunlarla alakalı... E, ...anlam, sözcük ya da işte fiilimsiler... ...fiilimsilerin türlerini karşılayın demiş. Mesela anlayan, anlayan fiilimsinin türünü sormuş. Anlayan fiilimsinin türü... ...hemen fiilimizin köküne bakıyoruz. Anlamak. Anlamak kelimesi kök. Sonra anek almış. anek aldığına göre bu nedir Tonguç Eylem benim? Sıfat fiil. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Sıfat fiil. Niye? An esi mezar dikecek bir şekilde alıyor. Sarınca mesela zarf fiil. Yarınca zarf fiil. Akmaya ma isim fiil olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kazanımlara uygun, örnek sorulara uygun soruları tüm dersler soru bankamızdan çözebilirsin. Ortak sınav denemeleri için mutlaka kitaplarımızın arkasındaki etiketi kazı ve ardından da tas uygulamasından sorularını çöz. Yine yazı notlarında da burada senin için süper bir şekilde ders notları verdik. Bunların her birini güzel güzel çalışıyorsun. Hatta bak burada kazanımları da verdik. Kazanımları verdiğimiz gibi sana cümlede anlamla alakalı, sözcükte anlamla alakalı ve aynı zamanda fiilimsiyle alakalı, metin türleriyle alakalı çok güzel ders notları verdik. Burada da yeni kitabın arkasındaki etiketi kazdığında ortak sınav denemelerine ulaşabiliyorsun. Hadi bakalım şimdiden yazılarına başlayalım Sonuç'un. Um. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Tonguç Dershane sundu.